Selam dostlarım. Hepinize 1 Şubat 2021 Pazartesi gününden saygılar ve sevgiler sunuyorum. Instagram sayfamı takip edenler ve YouTube takipçilerim, hepinizi çok seviyorum. Hepinize gönlünüzce geçen bir Şubat ayı olsun. 1 Şubat Pazartesi gününün 1 numaralı kahve falı, 2 numaralı kahve falı, 3 numaralı kahve falıyla sizlerin karşınızdayım. Bir numaradan başlamak istiyorum. Şöyle gözüküyor sanıyorum. Biraz hani yer sorunu var gibi. 1, 2, 3 numara sanıyorum. Görüntüde sorun yok. Bir numaralı kahve falından başlamak istiyorum sevgili dostlarım. Şimdi kahve falını açtığımda bir numarayı seçenler gerçekten bir numaralı bir gün yaşayacaksınız. Bazı dostlarımız hem bir konuda moralmen düşüş yaşıyorlar hem de morallerini yüksek tutmaya çalışıyorlar. Çünkü bir başlangıç yapmak üzereler ve başlangıçlarının hayırlı uğurlu olacağını söyleyebilirim. Dar bir geçit, oldukça dar bir geçitten bir geminin geçmeye çalıştığını, yani bir olayı oldurmaya çalıştığınızı, bir türlü tıkanıklıktan ve maddi manevi dar boğazdan kurtulamadığınızı görüyorum. Hayırlısıyla bundan kurtulacağınız kesin. Şurada bir katır çıkmış sevgili dostum. Bir katır. Katır gibi inatçı birisi. Ama hani biraz cahil bir insan. Kadın ya da erkek olması fark etmez. Ya biraz inatçı bir insandan söz ediyorum. Sizi uğraştıran birisinden ve size gerek kaprisleriyle gerek kompleksleriyle böyle sizi verimsiz bir yere iten ve peşinden sizin peşinizden gitmemekte direnen, ayak direten birisi, ama onu razı etmeyi başaracaksın. Bir konuda onu kendine inandıracaksın ve peşinden gitmesini sağlayacaksın sevgili dostum. Bir doğu ülkesi, Çin olabilir, Hindistan olabilir. Belki böyle bilemiyorum, İran, işte Pakistan, Çin, o bölgelerde birisi sevgili dostlarım. Hani elbiseleriyle falan doğuyu çağrıştıran bir hanım sizinle arkadaşlık kuracak. Bundan gelecek bir selamınız var. Bundan gelecek bir teklifiniz var ya da buralarda bir iş imkanınız olacak sizin ya da yakınlarınızın. Hayırlısı olsun diyelim. Kocaman bir ev çıkıyor. Bu evde birkaç kişi bir araya giriyor ve bir iş görüşmesine katılıyorsunuz. Belki bir kefil olma durumu, belki bir ortak olma durumu var. Ben bu evin yani sizi rahatsız ettiğini, bu görüşmenin sizde soru işaretleri bıraktığını görmekteyim. O yüzden kefil olma ya da ortak olma, başka insanlarla iş yapma olayını başka bir zamana erteleyin. Şu an zamanı değil sevgili dostlarım. Şurada fırlatılmaya hazır bir füze gibi bir şey var. Yani henüz zamanı gelmemiş. Belki modern bir şey deneyeceksiniz. Belki sizi rahatlatacak bir şeyleriniz olacak ama henüz işte bu evle alakalı o. Bunu yapmayın, denemeyin. Zamanı, sırası değil sevgili dostlarım. Azıcık aşım, ağrısız başım dediğiniz bir dönem yaşayacaksınız. Bir köşede bekleyin. Size diyebilirler bu fırsat, bu fırsatları değerlendirin gibi sözlerle sizi olayın içine çekmeye çalışacaklar. Ama geçmeyin. Çünkü bu aralar biraz sakin olmaya ve yerinizde durmaya ihtiyacınız var. Çünkü hareketler yavaşlamalı. Merkür retrosu da zaten 30'unda başladı, dün başladı. Birkaç gündür bizi etkiliyor. Kaybolan bir şeyinizi bulacaksınız. Kaybettiğiniz bir arkadaşın izini sürüyordunuz, onu bulacaksınız. Kaybolan ev hayvanlarınız varsa bulacaksınız. Hepsi geliyor. Kaybettiğiniz pek çok canlıya, kaybettiğiniz pek çok objeye kavuşacaksınız.
hayvan, insan, her neyse, belki bir arkadaşınızın izini kaybettiniz, telefon numarasını kaybettiniz, onun da elinize verildiğini görmekteyim. Şimdi şurada sevgili dostlarım, bir bebek görüyorum, bir doğum olayı olabilir, onu yoklamaya gidebilirsiniz. Aynı zamanda bazı dostlarımın nasıl diyeyim, bir aile toplantısında saygın bir yeri olacak, sayılıp sevildiğiniz bir ortamda bulunacaksınız. Bu iş görüşmesi olan ev ayrı. Bu da aile ortamının olduğu sıcak bir yuvaya benziyor. Burada görüşmeler yapacağınızı, hayırlı uğurlu olacağınızı söyleyebilirim. Sevgili dostlarım, bir de şu bölgede iki kişi sanki sırt sırta vermiş, küsmüşler. Küsüklerinin sonunda hani pişmanlıkları var bunların. Barışma ihtimalleri yüksek ama ikisi de ayak diretiyor barışmamak için. Bir süre sonra bunlar bir dost toplantısında beraber olup barışacaklar. Yani bir canınızı sıkacak biri şey değil. Siz ya da birisi küsmüş olabilir yakınlarıyla ama yakın zamanda düzelecek. Bir fiziksel anlamda bir şehre gidiş var. Denizi olmayan, fazla büyük olmayan bir şehir. Ama orada da sevinçli haberleri alacaksınız. Yeniden doğuşu yaşayacaksınız sevgili dostlarım. 3 sayısını veriyor. 3 gün, 3 hafta içerisinde veya 3 ay içerisinde bazı olayların düzeleceğini söyleyebilirim. Bir de aziz dostlarım, birkaç gün içerisinde bir ödemeniz var parasal yönden. Onu da çok rahat ödeyeceğinizi görüyorum. Hayırlısı olsun. Bir konuda gözyaşı dökmüşsün. Gözyaşı döktüğün konuda hayırların var. Sevgili dostlarım, peş peşe iki haberle beraber ters giden işleriniz düzelecek. Bazı dizilimler oluştu. Yıldızsal dizilimler, yıldızınızın uyumlu olduğu birisiyle evlilik kararı ya da aşk beraberliği söz konusu olabilir. Cami ve minarelerin çok olduğu bir şehir İstanbul. İstanbul'dan hayırlı haberleriniz var. İstanbul'da yaşıyorsanız yani bir deniz seyahati yapacaksınız. Yani adalara mı gidersiniz yoksa böyle Yalova gibi bir yere mi gidersiniz? Bir deniz seferi yapacaksınız, fazla uzun olmayan. Oradan da hayırlarla geleceğinizi görüyorum sevgili dostlarım. 2 numaralı kahve falını seçen sevgili dostlarım, 2 numaralı kahve falını seçenlere şöyle bir okumaya başlıyorum. Kahveyi pir, kalbime gir, kalbimdekini bil. Uzakların yakın olacağı bir dönem. Uzaktaki akrabalar, uzaktaki arkadaşlar geliyor. Bir şeyler konuşuluyor. Bir şeyler ters gitmiş. Fakat bundan sonraki dönemde düzelme var. Bir araba alacağınızı, kahverengi olabilir, lacivert, koyu bir renk bir araba alacağınızı görmekteyim. Araba almaya niyet ediyorsunuz, hayırlısıyla ya yenileyeceksiniz ya yani yeniden ilk arabanız olacak sevgili dostlarım. İki arada bir derede kalmışsınız, çalıştığınız iş yerinde olabilir ya da başka bir işle ilgili konular olabilir. İki işi birden çözdüğünüzü, bunların da sizi hayırlara götürdüğünü söyleyebilirim. Şurada sevgili dostlarım, Muğla ya da Manisa gibi M harfi olan bir yerden, Muğla, Manisa, işte böyle bir şehir var. Buradan hayırlı haberler alacağınızı, Merzifon'da olabilir, buralardan hayırlı haberler alacağınızı görüyorum. İsminde M harfi olan bir şehirden çok güzel haberler alıyorsunuz. Bir de sevgili dostlarım, şurada sizin yolunuza çıkmış bir sincap var. Hızlı hareket ediyor. Kötü niyetli değil ama kıskanç birisi. Bu kişi inatçı birisi. Yani yolunuza çivi koymak istiyor, sizi engellemek istiyor. İşinizle ilgili başarılarınızı kıskanıyor. Başarılı olamayacak ve sizin tutum ve davranışlarınız insanların güvenini kazanıyor. O yüzden şu anda kendisinin sizin düşmanlarınızın çembere girdiğini, senin de bir hayli rahatladığını görmekteyim. Adında, soyadında Ç,
C veya V harfi olan birisi, sevgili dostlarım, sizinle ilgili bir görüşünü belli ediyor. Sizi arkadan hani sanki böyle bir sıvazlama durumu var. Yani sizin olmadığınız yerlerde de sizi öven birisi. Hem yüzünüze de dost, sizin arkanızdan da güzel şeyler söylüyor. Bu insanın kıymetini bilin, kadir kıymet bilen birisi. Şu anda iki kişiye küsüp evden uzaklaştın, işten uzaklaştın. Ama kendini toplayıp yakın zamanda her şeye kavuşacağını, mutluluk dolu günlerin seni beklediğini söyleyebilirim. Sevgili dostlarım, şimdi geliyorum. 3 numaralı fincanı seçen sevgili dostlarım, ay dileğiniz neyse hemen oluyor. Dileğiniz neyse hemen hızlıca oluyor. Bir de bir polislik işiniz var, canınız sıkılmış polislik ya da mahkemelik bir işiniz var. Üçüncü fincanı seçen dostum, lehinize sonuçlanacak yalan haberlere hazır olun, yanlış sözlere hazır olun. Ama her şey karşıdaki kişinin yalancı olduğunu ortaya çıkartacak. Hava yoluyla bir seyahat edebilirsin. Uzak bir yere seyahat ettiğini görüyorum. Fırtınalı, dalgalı bir denizden yüzerek kurtulduğunu, bunun da dualarla ve hani esma çekerek gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Baş başa vermiş iki insan, aşkta işte şanslısınız. Uzakta kaldığın sevgiliye kavuşuyorsun, sevgili dostum. Evliysen uzakta olan evladın var ya da mahkemelik bir olayın var, ona kavuşursun. Saçı küt kesimli bir hanım, 30-35 yaşlarında, canı bir hayli sıkın, şöyle düşünüyor. Acaba olur mu olmaz mı, bu işin sonu nedir, nereye gider? Hiç düşünme sevgili kardeşim, ya da bu hanımı sizseniz ya da bir yakınınızsa, ona da sevinçli haberler geldiğini görmekteyim. Zigzag çizerek gittiği bir yoldan zaferle gelecek, tereddüt ettiği bir işten zaferle geleceğini görüyorum. Uykusuzluk problemin var, uykusuzluk problemini çözdüğünü ve hayallerindeki gibi bir işe kavuştuğunu, hayallerindeki gibi bir eve kavuştuğunu görmekteyim. Çizme çıkmış uzun bir yol, uzun bir yoldan haberler. Çok iyi ve çok sevimli, çok güzel insanlarla karşılaşacaksın. Düşüncen ikiye bölünmüş. Bunu mutlaka gerçekleştirdiğini görüyorum. Aynı zamanda şurada sevgili dostum, aniden gelebilecek bir haber, aniden gelebilecek bir dost yardımı seni sevindirecek. İlaç gibi gelecek, top ağaç şeklinde çıkmış bir yuva kurma, yeni bir yaşama başlama söz konusu. Haydi hayırlısı olsun bakalım sevgili dostlarım. Aziz dostlarım, gerek Instagram'dan gerek YouTube'dan beni izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. YouTube Astro Canan Canoğlu, Instagram Astro Canan, sevgili dostlarım. WhatsApp numaram 0546 481 3506. Ayrıca Instagram'dan çekilişle her gün bir kişiye bedava hediyemdir. Kahve falı bakacağım. Görüşürüz. Hoşça kalın.